Merhaba, adım Uğur Arıcı. Kanalıma ve 2021'e hoş geldiniz. Biliyorsunuz 2021 hemen herkesin acayip büyük umutlarla beklediği bir yıl. Diyorlar ki en azından 2020 kadar kötü olmasın yeter. Bir diğer taraftan da 2021'in ocağının birinci günü. Özellikle işte Acun Medya'nın duyurduğu Eksen isimli Türkiye'nin dijital platformu sloganıyla duyurdukları alan içinde bekleniyordu. Acun'un işte ben televizyonu artık domine ettim. Hemen herkesin sürekli konuşmuş olduğu içerikleri televizyonda ben yayınlıyorum. Ancak bir sonraki neslin dijital tarafa kaydığının farkındayım ve bunu da takip edeceğim söylemleriyle ilerlediğini tahmin edebileceğimiz bir platform olan Eksen Netflix gibi ama tam değil şeklinde bir brief aracılığıyla ürettirildiğini düşündüğüm bir şekilde yayına çıktı. Tabii ki herkes bekliyordu. Bunun bir şekilde olay olması, konuşulması bekleniyordu ama sanırım kendileri de bunun bir e, bu ne böyle ürün mü çıkar şeklinde gündeme geleceğini çok tahmin etmemişlerdir. Asıl sorun bu zaten. Aslında ürünü yayına çıkarmadan önce bakıp buna buna işte yarattığı devrimden ziyade böyle çıkmamalıyız şeklinde bir yorum yapmalarını bekliyordum. Tabii ki her zaman olduğu gibi güzel ülkemin güzel insanları hemen en az iki parçaya bölündüler. Bir yandan ben de birçok eleştiride bulunmuşken birçok insanın da aman efendim bu böyle yapılmamalı dediğini gördüm. Tıpkı girdiğimiz her mekandaki tesisatın değiştirilmesi gerektiğini söyleyen tesisatçılar gibi e, buraların komple kırılıp tesisatın komple değişmesi lazım buraya bu musluk konulmaz bu kombiyi buraya niye taktınız ki üst kata sıcak su çıkmaz bunun pompası yetmez pompası şeklinde kimi söylemlerle e platformu eleştirdik. Gerçekten göze batan çok ciddi sıkıntılar vardı. İnsanlar üye olamıyordu. Çeşitli metinler gözükmüyordu. Gözüken metinler e, tamamen yanlış yazımlar içeriyordu. Konumlandırmaları sıkıntılıydı. Yazılım tarafında üye olabilmeyi başaran insanlar bir şeyleri izleyemiyorlardı vesaire vesaire. Tabi e, bu eleştiricilerin karşılığında birileri de aman efendim eleştirmeyelim. Her ürünün çıkışında hatalar olur vesaire söylemlerde bulundu. Şimdi ben her iki tarafa da biraz katılıyorum, ancak şöyle bir hata olduğunu düşünüyorum. Bunlar günün sonunda o sistemin çalışabilmesi adına tutulmuş ya da görevlendirilmiş kimi yazılımcıların hatası değil. Ee, yani en azından sadece onların hatası değil. Ee, i̇şin toplamında eksen ortaya atılırken aslında hedeflenen Türkiye'nin dijital platformu sloganındaki platform kısmının hiç sallanmadığını, hiç umursanmadığını görüyoruz. Yani öyle bir iş yapılmış ki biz zaten izleyici garantisi olan Survivor'ı geçmişten işte zaten izleyici kitlesi olduğunu bildiğimiz, hala kimi yaş grubunun yer yer konuşup andığı, aynı zamanda patronumuzun kızının da izlerken görüldüğü için çok büyük sükse yaptığı Sihirli Annem gibi yapımları vesaire, işte YouTube'daki fenomenleri içeriğini oradan kaldırtıp kendi iç, içimize dahil edebileceğimiz kimseleri yanımıza çekeriz. Bunların zaten izleyici garantisi var. Biz izleyici garantili video içerikler üretiriz. Haliyle bunları da bir yerden verdiğimizde insanlar gelip bize parayı doğrudan öder demişler. Projenin bu şekilde ortaya atıldığı o kadar belli ki. Ve eminim bu proje teknik tarafın üretilmesi için teslim edilen ajansa da ''Ya bize işte Netflix gibi bir şey lazım ama işte hani onun gibi.'' denmiş. E halde ben de şu yorumu yaptım. Yani eğer siz tek kaygınız izleyici garantili video içerik üretmekse, sizin ortaya koyduğunuz katma değer buysa, e lütfen siz izleyici garantili içeriğinizi üretin ve bunu yayabilecek, bunun kanalının nasıl çalışması gerektiğini bilen, bunu yönetebilen Netflix'e, Puhu TV'ye, Blue TV'ye, bunlardan bir tanesine verin. Ama siz ne istiyorsunuz? Ya şimdi bu kaliteli içeriği üretip sürekli olarak düzenli para almanın da imkanı var. Dünyada da bu büyüyor. O zaman bunu biz kendimiz çıkalım dediğiniz zaman neye dönüyor biliyor musunuz? Ya ben malımı Trend yoldan satıp Trend yola pay vereceğime kendi yazılımımı kullanayım. Bu acayip mantıklı bir söylemdir. Ama en az Trend yolun sizden keseceği pay kadar hatta daha fazlasını yazılıma harcamanız gerektiğinin farkında değilseniz ve bunu sadece maliyet çakallığı için yapmaya çalışıyorsanız buradan zararla çıkacağınız çok bellidir. Çünkü o sistemlerin yazılım tarafındaki kodunun yazılmasından çok öncesinde biz ortaya nasıl bir değer koyuyoruz ve bu değeri nasıl karşı tarafa ulaştıracağız sorularıyla başlayan bir deneyim planlaması yapılması gerekiyor. Eksen'deki asıl eksiklik bu. Neden dememişler ki ya biz ne yapmaya çalışıyoruz? Şunu yapıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bir dijital platformdan yapacağız. Dijital platformda şu süreçler olacak. İnsanlar geldiği zaman şunu yapmalı, bunu yapmalı ve sonucunda da şuna tıklayıp şunu görmeli vesaire gibi bir süreç planı yapılmamış. Ben buradan bunu görüyorum. Ve e, haliyle hiç kimse de yol üstünde ya biz ortaya bir şey koyduk ama bu ortaya koyduğumuz şey gerçekten de başta planlanan hedefe uymuyor diyememiş. Gördüğüm şey bu. Yani bir sistemin gerçekten merak edilen hiçbir şeye yanıt vermeyip onun haricinde de size vaat ettiği deneyimi yaşatamamasının temel sebebi budur. Öyle bir deneyimi planlamamış olması. Bütün olayın ya işte Netflix aylık o kadar para alıyor, biz de bir sürü videoyu içerik çekiyoruz. O zaman biz de bir sistem yapalım, aylık para alalım. Biz işte videoları çekimlerini yaptırıyoruz. Siz de işte Netflix gibi bir şey yapın şeklindeki bir süreçle Türkiye'nin dijital platformu olamazsınız. Türkiye'nin e, izleyici niteliğinden bağımsız, izleyici garantili içeriklerini hapsedeceğimiz... yeni bir DRM destekli, DRM destekli e, dijital alanını kurmaya çalışıyoruz gibi bir şey diyebilirsiniz. E, tabii ki onun üstüne yazılım tarafında düzenlemeler yapılmış, e, çeşitli iyileştirmeler yapılmış. Ben henüz üye olmayı denemedim. Buna dair bir sürü video çeken insanlar gördüm. Olmuştur, olacaktır zaten. Ama benim bahsetmek istediğim şey buydu işte. Yazılımcılardan önce, onun tasarımını bilmem ne yapamayanlardan önce bunun ürün sahibinin, proje yöneticisinin, projenin farklı kanallarını takip eden ekip liderlerinin asıl planlanan deneyimi karşı tarafa verip veremediklerini kullanıcı deneyimleriyle test edeceklerin gibi gibi bir sürü aşaması varken yine bir dijital ürünün aha şurada bir tane var onu kopyalayıp bizimkilere uyduralım şeklinde ortaya atılıp patladığını görüyoruz. Ben kayıtlara geçmiş konuşma olarak kayıtlara geçmiş ilk söylem 2016'daki bir üniversitedeki konuşmamda vardı sanıyorum işte bize gelip hep şey diyorlardı. Ya bize sahibinden gibi bir site lazım ama tam değil diyerek. Çünkü insanlar internette ulan bir yer var adam hiçbir iş yapmıyor sadece site kurmuş. Herkes geliyor ilan veriyor. Öbürleri de alıyor onu satın alıyor. Bu herifler hiçbir şey yapmıyor sadece site kurmuş deli gibi para kazanıyor kanka. Şeklindeki düşüncelerle bize gelip e, ilan sitesi yaptırmayı düşünen ki size şaka yapmıyorum daha geçen hafta yine benzer bir teklif aldım. Ee, i̇şte ben bu işi böyle yapıyorum ama biliyorsun sektörün devleri bunlar var. Eğer biz oralar yerine kendimize bir site yaparsak çok iyi olur. Daha da güzeli. Tabii ki bunu yapmak çok büyük yatırım maliyet süre gerekiyordur. Sorun yok. Ben beklerim. Beklerim. Öderim yok. Günün sonunda da burada birlikte çok büyük kazanç sağlayacağımızı düşünüyorum. Karımız bölüşürüz ve çok yüksek olur. Gibi. Evet haliyle böyle olunca elinde milyar dolarları yönettiğini tahmin ettiğimiz acunun bile bu kadar büyük bahsederek sükse yaparak e, ortaya koyduğu Türkiye'nin dijital platformuyla işte e, bu bahsettiğim ulan bir tane site yaparız para oradan vururuz ya da işte ben Trendyol'a pay vereceğime kendi e-ticaret sitemi yaptırayım bedava alayım 200 liraya e-ticaret sitesi bir kere alayım bir daha başka kimseye para vermeyeyim gibi e, düşüncelere sahip olan kimselerden farkının kalmadığını görüyoruz. Evet. Bilmiyorum. En azından benim düşüncelerim bu yönde ve bu yüzden çok üzüldüm. E, nasıl yapılabileceğine dair şeyler de işte az önce bahsettiğim yerlerden çıkarım yapılabilir. İşte Türkiye'de bu yüzden dijital dönüşüme dair çok ciddi bir sıkıntımız var. Dijital dönüşüm. X bir işlem için zaten yapılmış bir örneği kopyalayıp içine de rengi değiştir, metni değiştir, kopyala yapıştır yap. Şimdilik dorem ipsum çak. Şimdilik orada işte bilmem ne çeviri dosyaları gözüksün ama salla nasılsa bir ara halledilir diyerek olur öyle denen kabullerin içinden çıkılamadığı için Türkiye'de dijital dönüşüm mahvoluyor. Çok basit süreçleri var bunların. Bu süreçleri öğrenebileceğiniz çok fazla kaynak var. Ve sıfırdan itibaren deneyimle beraber planlamanız gerekiyor. Hepsi bu. Bu kadar. Gerçekten çok kolay. Ben nasıl bir fayda sağlamaya çalışıyorum? Bu faydayı nasıl sağlayacağım? Bu faydayı sağlayabilmek adına izlemem gereken yollar hangileri? Birisi beni ilk nerede görecek? Gördükten sonra benden bunu temin etmek istiyorsa bana nasıl ulaşacak? Ulaştığı kanalın elimdeki şeyi ona verebilmem için sağladığı imkanlar hangileri? bu imkanlardan nasıl haberdar edebilirim onları o ulaştığı kanalın içindeyken işte bir yere mi tıklayacak sesli komutla mı söyleyecek vesaire. İnsan makine etkileşimi gerçekten bugün birçok anlamda bunu böyle yaparsan şöyle çalışır denebilecek e, standartlar demeyelim bunlara ama deneyim öngörülerine indirgendi ve bunları hazırladıktan sonra bir de yayına çıkmadan önce gerçekten hedef belirleyebileceğin bir kitleye kullanıcı testleri yaptırmak. Bunların çalışmalarına dair yazılımının artık net bir hedefi olduğu için o hedefi doğru bir şekilde gerçekleştirdiği, o hedef için gidilen yolda çeşitli sapmalar olursa, çeşitli sorunlar yaşanırsa, çıkabilecek sorunların nasıl giderileceği, yani yol üstündeyken adam yanlış bir işlem yaparsa bunun nasıl giderileceği gibi gibi birçok şey takip edilebilir durumdayken e, günün sonunda. Böyle bir şey çıkmış olması e, niçin Türkiye'deki dijital dönüşüm dahilinde sayılabilecek birçok çalışanın e, isyan eder ya da ha ha tam öyle yapayım geçeyim durumunda olduğunu özetliyor aslında. Bundan yıllar önce yazılım tarafından proje tarafına doğru yönelirken işte günün sonunda kendimi işte dijital ürün yöneticisi ünvanıyla tanıtır halde bulmuşken. Asıl sorunum şuydu. Bana özellikle satış ekibinden gelen taleplerin çoğu deli saçması şeylerdi. Yani o oraya öyle konulmamalı, o yazılım öyle yazılmamalı, o ürün öyle çalışmamalı. Çünkü onların dediği şey günün sonunda yazılımsal olarak bir hata içermeyebilir ama ürünün içinde bir saçmalık olarak belireceği çok belli bunu. Bunu fark edebiliyordum ve bunu söylediğim zaman insanlarla tartışmaya başlıyorduk. Hani müşteriyle öyle konuştuk koyalım geçsin. Müşteri böyle istedi yapıştır geç. Haliyle o ürünü teknik olarak çalışır hale getirebilecek ama olmamış şeye de olmamış diyemeyecek bir beyne sahip insanlara dönüşüyoruz. Bu yani o günün sonunda egzenin kodunu yazan adamın da sorunu değil. İşte bunu açıklamaya çalışıyorum. İşte bu dijital dönüşümü ancak ancak teknik taraftan da anlayan ve bu ürünleştirme ekibinin içinde bulunabilecek yönetici liderlerle çözebiliriz. O ürünün kimin hangi ihtiyacına nasıl bir fayda sağlayarak gideceği gibi gibi az önce bahsettiğim ve tekrar etmekten imtina ettiğim, e, kaçındığım süreçlerden bahsediyorum. Bu süreçlerin içinde bulunan ve doğru bir şekilde bunu yürüten e, kodun içinden kullanıcı testine kadar olabildiğince denetlenen ve hepsinden önemlisi, bütün bunları geçtim, hiçbiri olmadıysa, yayından bir saat önce bile olsa, ya bu elimizdeki şey yayınlanmamalı diyebilen insanlar için içermeli. Bizim dijital alandaki ihtiyacımız bu. Gerçekten inanın, dinamik programlama dilleriyle Hello World yazan çok fazla dostumuz var. Sağ olsunlar. Herkes yazılımcı olmak istiyor. 1 milyon tane yetiştireceğiz. Ama bundan önce gerçekten dijital bir ürünü anlamak lazım. Bundan yıllar önce bir blog yazısı yazmıştım. Mobil uygulamalar ve mobil uygulamaları anlamak vesaire gibi bir şey. Olay şuydu. İnsanlar mobil uygulama geliştirme tarafıyla yeni yeni tanışıyorken ki bu hata hala yapılıyor. Zaten bilgisayarda, masa üstünde ya da web uygulamalarında çalışan şeyleri mobile uyarlıyorlardı. Ve hiç kimse o uygulamaların mobil cihazlar üstünde çalışacak mobil uygulamalar olması gerektiğini hesaba katmıyordu. Masa üstünde, webde, başka bir yerde çalışan uygulamanın bütün özelliklerini sıkıştırarak, tıkıştırarak, küçük düğmelerle 50 kademe aşağıya indiğin menülerin içine sıkıştırıp Alın size mobil uygulama yaptık diyorlardı. Ama mobil uygulamanın mobilliği mobil cihazdan gelmiyor ki. Aynı zamanda mobilken kullanılabilecek bir uygulama geliştirmiş olman lazım. Düğme boyutları, ekran karışıklığı, takip ettiğin işte süreçler bunların tamamını da bir mobil uygulama olarak tasarlaman lazım. Yani i̇nsanlar ne yaptılar? Zaten uygulamamız var. Onu al, bu ekranda çalışacak şekilde sıkıştır da buraya koy. Oldu mu? olmadı. İşte o dönüşüme ayak uyduramayanlar ufak ufak yerlerine gelen yeni bunu sağlayabilen dinamik startuplarca pasta paylarından feragat etmeleri gerekti diyelim. E burada da evet hani Türkiye'nin dijital platformu olacak ya da biz her şeyi dijitalleştireceğiz. İşte her şeyimizi bir yazılıma bağlayalım vesaire konusunda da buna dikkat etmek gerekiyor. İşte bizim ee, Süreci, üretimi ve yaşatımı bunu yapıp yayına çıktıktan sonra yaşatmayı çok dikkatli bir şekilde kurgulayıp ona göre işletmemiz gerekiyor. Biraz uzun oldu ama hızlıca şu şeye bakacağım. Yani ana sayfadan bir bakalım. Evet, Eksen'in ana sayfası yüklendi. Türkiye'nin dijital platformu Eksen'de ne eksende? Ha He, bunlar herhalde. Okey. Bu az mı kayıyor? Bakın yeniledim. Dört tane var. Dışarıya sağdan soldan kayma yok. Birazcık kaydı. Şurada bir yarım. Bu sefer birazcık daha kalın. Bir, birazcık daha kalın. bit bu neredeyse kaybolmadı bile. Bir saniye yeniledim. Bak dört tane bastığımda bunun kaybolması lazım. 1, 2, 3, 4. <laughs> yarısı kalıydı. Yani bir tanesinin kalınlığı kadar değil sabit bir genişlik kayıyor herhalde. Her neyse. Ana menüde direkt aradığım şey tahmin edeceğiniz gibi ücret. Ayda kaç para ödeyeceğim? Çünkü bana şu anda 7 gün ücretsiz izle diyorsun. Butonun da bir hover state'i yok. Linkin de hover state'i yok. Harika. Ee, 7 günden sonra ne sıklıkla ne kadar ödeyeceğim? Nerede bu veri? Yok. 7 gün ücretsiz... Buna tıklayamıyorum galiba. 7 gün ücretsiz izleye şu anda tıklamaya çalışıyorum. Tıklayamıyorum. Üye girişi sign in diye farklı bir sayfa atıyormuş. Bu kareye yönlendiriyor. Şuraya yönlendiriyor herhalde. Bu burada kalsın. Aşağısına bir bakacağım. Ücretsiz deneme süreme eksene yeni üyelikler için geçerlidir. E, of course dostum. Şimdilik üye olmayı geçelim. Aşağıya bir bakalım tekrar. Hiçbir yerde olmayan en yeni Türk yapımı içerikler eksende. Eksende çocuklar. Mesela buna da Twitter'da gördüğüm bir insan değinmişti buna dair. Tasarımsal olarak da metin yerleşimi bakımından da büyük hatalı diye çok haklı. Buna yetim diyorlarmış. Bunu bilmiyordum. Yani dul, yetim, widow, orphan e, deniyormuş. E, evet böyle kullanılmaması gerektiğini biliyorum ama isminin bu olduğunu bilmiyordum. Şunlara tıklanamıyor. Bir açıklama yok ama zaten herhalde anlaşılıyor diye bunlar bildiğimiz tipler ve görüntüler. Şurada çok ilginç bir şey var. Yukarıdan bir gör hani ışık iniyor. Işık bir şeyin üstüne vurmalı. Neyin üstüne bilmiyoruz. Burada logoları var. Boş bir kutu. Geçtim. Yıldız yağmuru, tam sığmayan afişler, okey. Fenomen içerikler, yine burada YouTuber'ların yanlış yazımına değinilmişti Twitter'da gördüğüm bir şeyde. Bunun gibi çünkü wordinglerde e, kelime kullanımları da sıkıntılı. Şu yukarıda sabit gözüküyor ve ben tarayıcıyı tam ekran yaptığım için biraz sığıyor ama yani çok sağlıklı değil. Burası tarayıcı daha e, küçükken, yukarıdaki kısmı henüz ortadan kaldırmamışken içerikler çok az gözüküyor. Okey fenomen içerikler falan. Hiçbirine de tıklayıp gidemiyorum. Halbuki aa konuşanlar mı çok severim hadi tıklayayım. Bize bir tane alın anlat bebiş. Şeklinde başlayan bir şey ve tamam beğendin mi? Hadi o zaman işte 7 günlük ücretsiz sürümünü tamamla da oradan da bilmem ne yapmayalım denebilecek süreçler asıl kurgulanması gerekiyorken hiçbiri yok. Aile boyu eğlence aile aile C boyu eğlence diye yazılmış. Harika. Bunu da mobil görüntüsünü göstermişlerdi. Görüntü böyle daralıyor sünüyor yani görüntü oran e, oranlı gösterilmemiş şurada gördüğünüz gibi bir tane yukarıda komponent yapılmış buraya yan tarafa afişler boy standart bir şey sağ tarafa da yazıyı basarsın niçin sa sağa dayalı olduğunu kesinlikle bilmediğimiz okumayı güçleştiriyor çünkü biliyorsunuz gibi gibi detaylar hiçbirine tıklayamıyorum hiçbir yere gidemiyorum hiçbir şey yapamıyorum mobil mobil cihazlarda var diyor tamam ben de App Store'dan indireyim diyorum tıklayamıyorum. Hiçbiri çalışmıyor. Eksen yardım merkezi yeni bir sekmede farklı bir servisle çalışıyor. Şu an oraya geçmeyeceğiz. Üye girişine hızlıca bakalım. Buraya girdim. Tasarım diliyle beraber komple değişti. Bakın bu footer az önce gördüğümüz footer'ın ilgisi bile yok. Şunlar Aa bakın burada bağlantı var mı diyecektim. Yokmuş. Aynı sayfayı yeniliyormuş. Geri geliyorum. Gelemiyorum. Niye gelemiyorum? Gelemiyorum. Geri gelemiyorum. Şuradan tıklayıp ana sayfaya gidelim. 7 gün ücretsiz izle. Evet yoktu. Şurada. Şimdi bu formu post edelim. Formu gönderemedim. Bu alan boş bırakılamaz. Hangi alan? Şunu diyor herhalde. Hatalı e-posta formatı diyor. E-posta girmedim ki. Yani bu boş bırakılabilir ama formatı kötü diye mi? Okey. Buralara ne yazabilirim? Gönder. Şunu bir saniye. Gönder. <gülüyor> <gülüyor> Bak buraya hiçbir şey yazmadığım zaman e-postayı doldurmalısın diye formda hata vermiyor. Eksik bir şey yazarsam ama bu e-posta uygun değil ki yav diyor. Yazdığım zaman da şuraya ne yazabilirim olsun. Buralara ne yazabilirim? Gönder. Hatalı at soyat formuna. İçinde illa bir boşluk istiyor. Bir boşluk bırakayım. Yollayayım. Ha, i̇çinde boşluk ama sonrasında kelime istiyor. Buralara buralara ne yazabilirim dedim. 7 gün ücretsiz izle dedim. Şifrenizi oluşturun. Bir kere şifre değil, paroladır o. Ne yazabilirim? Change. Şimdi benden bir üyelik formunda e-posta istedin, isim, soy isim istedin. Tamam mı? Sonra ben buraya geldim. Sen bana şifrenizi oluştur dedin. İsmi parola olması gereken şeye. E-posta e adresimi diğer taraftan buraya post ettirmişsin. Adres çubuğunda falan yazıyordur herhalde. Şifre soruyorsun. Sonra telefon numarası soruyorsun. Buraya bir tane tek kullanımlık şeyle üye olmak lazım. Ee, ha opsiyonelmiş zaten. Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum. Elektronik ticari gönderilmesini kabul ediyorum. Şu düğmenin altına bir boşluk verseydiniz. Neyse şuraya bir parola girelim. Üyelik sözleşmesini kabul etmesem. o Sana, sana hizmet verebilmek için, hizmet verebilmek için ticari elektronik ileti iznini de vermeni istiyor. Vay anasını satayım. Üyelik sözleşmesini kabul ettim. Bunu da hani anladınız mı neden buraya bunu öyle yazdığımı? Devam et. Heh. Şu anda gördüm ben parayı nasıl ruklum var Rutlum yok riddle bruf Ferencian içinden tramvay geçen şarkı e, oyununda ...Carl Valentin'in kimi e, skeçleri... canlandırılıyor oradan devşirme ile de oynanan bir kısımda bir işte e, Hitler dönemi e, Alman polisi bir bisikletliği çeviriyor. Birçok hikayenin arasında orada adama soruyor. Senin adın ne? Karşıdaki diyor ki Ne diyor o ne biçimsin? isim? Ne oldu diyor? yani memur bey diyor. Biz doğduğumuz zaman diyor sesli harfler yasakmış. Onun gibi bir durum oldu bu. Rıklım vur. Rıklım var. Rıklım yok. Rıklımlı göstereceksiniz. Tüm orijinal rıklım var içeriklerine erişim. Telefon, tablet ve bilgisayardan izleme HD içerikler çocuk profili. Okey. 19.09'a da aylık. Rıklım yok. Her şey var. Bir de reklam yok. Reklam yoksuz deniyorum. Ayrıca kişi başı 10 lira. Fazlaymış. 7 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatın. Yıllık plan al. 2 ay ücretsiz kullan. Okey. Yıllık aldım. Kredi kartı, hop, kredi kartını girin. Mesela burada da bu kredi kartı verimi alıp hemen mi kullanacaksın? Şu anda benden kaç para çekeceksin? Bu çekeceğin çekecek misin? Ee, çekmeyeceksen ilk ne zaman çekeceksin? Çektikten sonra bu kart bilgilerini saklayacak mısın? Aylık düzenli ödeme alabilmek için, aylık düzenli ödeme alabilmek için nerede saklayacaksın? Bunu saklamaya dair yetkin var mı? Belgen var mı? Gibi bir sürü şey soruluyor. Onayla ve devam et demiş. Bunu vermem ki. Ee, Grandson kartlarının başlangıcı neydi? İyi. Okay. İşlem banka tarafından onaylanmadı. Lütfen kart bilgilerini kontrol ederek tekrar deneyin. Bilgileri girdim. Sayfa yenilendi. Hiçbir şey görmüyorum. Ne oldu lan diye aşağıya kaydırıyorum ve hatayı burada görüyorum. Ve şu anda şunu görmüyorum. Bakın 7 günlük ücretsiz deneme süremi başlatacağım. Ama bana bir şey seçtirdi. Peki ben şu anda bu bilgileri girdiğimde bu parayı ödemiş olacak mıyım? Sonra mı ödeyeceğim 7 günden sonra? 7 gün içinde vazgeçersem bundan cayabilecek miyim? Caymazsam bir ay sonra benden aynı parayı yine çekecek misin? Çekeceksen kredi kartı bilgimi nerede saklayacaksın? Bunların hiçbirini de göremiyorum. Kusura bakmayın buradan sonrasında devam edebilmek adına sanal kart bile olsa buraya kart bilgisi vermem. Az önceki işte videoda bahsettiğim az önceki e, videoda bahsettiğim sorun işte bu ve bunun gibi... E, ...başlıklardı. Evet. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım anlatabilmişizdir... ...derdimizi. E, ve dijital... ...ürün tarafında... ...dijital ürünlerin var olabilmesi süreçlerinde... E, ...ihtiyaç duyduğumuz... ...ilerleme konusunda... E, ...uzlaşı sağlayabilir. Bu alanda daha nitelikli... ...insan kaynağı üretebilir. Ve... E, herkes için. Bunu sahibi olanlarında, kullanacak olanlarında, geliştirecek olanlarında daha düzgün bir sonuç çıkarılabilir var. Evet, teşekkürler. İzlediğiniz için, izlediyseniz görüşmek üzere. Bu şimdi bu nereden kapatılıyor? Ulan bunu kaydettik ama aslında bunu YouTube'a koyup asıl reklam parasını YouTube'a kazandırıp oradan alacağımıza ben bir tane video platformu yapayım. Bunu en iyisi oraya yüklemek. Böylece oraya da kendi reklamımı koyarım. Hiç ne YouTube'a yükleyerek para kazanılacak. Yani derdim içeriğin orada olması değil. Derdim paranın bana gelmesi. Parayı arada başkasına değmesin. Aslında bu üyelik için de sanal post diyorlar. Sanal posta bankaya bağlı ben bankaya da uğramasın istiyorum para direkt direkt man bana elden getirsin herkes. Olmaz mı öyle? Kapıya bir tane vezne koyarız. Gelir herkes ayın başında gider parasını bankadan maaşını çeker. Gelir bizim kapıya 9.99'u öder gider. Hatta bak tanıtım kampanyası hiçbir yerde göremediğiniz bir kuruşların tamamı bizde. 10 lira ödüyorsunuz. 9.99'un karşılığı olarak 1 kuruşu biz veriyoruz. Gidiyorsunuz. Yani bence böyle yapmak lazım. Doğru. Banka falan araya girmemeli. Banka zaten para işinden ne anlar? Banka dediğin ne? Bir tane kasa. Arkaya biz kasayı koyarız. Arkaya kasayı koyarız. Önüne de bizim bu programlardan, Survivor'dan kaslı adamlar var. O kaslı adamları da önüne güvenlik koyarız. Anladın mı? Ay başında kardeşim. Herkes maaş yattı mı gideceksin. Nereden yattıysa bence onda da banka kullanma. Sen onu patronundan elden al. Herkes çantasında taşısın parasını yani. Al onu elden. Anladın? Ben Bana geçerken şurada işlek yerdeyiz. Biz caddenin önündeyiz ya. Türkiye'nin dijital platformu her yerden her işim. geçerken 9.90'lık 10 lirayı veriyorsun bir kuruşa 10 lira ver bir kuruşa al. Türkiye'nin dijital platformu. Bak videoyu net klişe yüklemiyorum. Gerek yok çünkü. O, o, o işi anlayan adammış. Gerek yok. E parayı da niye banka üstünden alayım Gerek yok. Arkada bak video sitesi. Ben bizim dayı oğullarına söyledik. Siteyi yaptı. Bizim Survivor'daki kaslı çocuklardan da güvenlik yapıp kasanın önüne koyacağız. Banka da gitti. Bitireceğim bu kapitalizmin oyunlarını. Bitirerek... GTA ondan gibi hepsini tek oyun içine sokmayı düşünüyorum da hayırlısı inşallah. Geçen gün de benim çocuk evde çok eski olmasına rağmen Mia Halifa biliyorsun normalde işi bıraktı. Onun videolardan izliyormuş. Dedim ki tekrar çekelim. De işte Türkiye'de yayın sorun problemi mi varmış? Öyle bir şey. Bizim adada çünkü sorun yok. Adadan çekiyor da Türkiye'ye gelince çalışmıyormuş. Bana tabii Türkiye'de çok gerek olmuyor. İzlemeli. Ee, ada biraz sıkıntı biliyor musun? Onun için uçak aldı aslında. Çünkü falan. Neyse. Kapatsam kamerayı.